Sevilmeyen çocuklar zaten sevemezler kimseyi. Sevilmeyen çocuklar ki sevmeyi. Kahve. Sağ ol. Ben de seninle geleyim mi? Tek başına çıkma o kurtların karşısına. Ben sepetçilerin karşısında 10 kaplan gücündeyim. Merak etme sen. Emin misin? İyice düşündün mü? Bak elbet bir dönüşü vardır. Verdim bir karar artık. Bu kadar. Dönüşü yok. Hem sen değil miydin en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir diye? Ay yok kız, o benim lafım değil. Bir müşterim söylüyordu onu. Öyle şimdi adamın lafına konmak olmaz. Yani başkasının sözünü sahiplenmek de izinsiz hırsızlığa girer. İşte biz buyuz. Sonuna kadar sade, dibine kadar gururlu. İşte bu yüzden çok seviyorum be bizi. Türkan Sultan da bunu bekler bizden. He, Türkan Sultan. Ben bari valizlerimizi hazırlayayım. Tamam. Ay ama öyle çok taş gibi doldurma valizleri. Fıtık olacağız Feta'yla senin yüzünden. Aman tamam be. Hüsnü Bey, bunun ne işi var burada? Candan Hanım, Gülüzer Sepetçi Hanımefendi benim müvekkilim olur. Ah, ne güzel. Tencere kapak. Güzel. Ayakta kaldınız. Buyurun şöyle. Abla, bu adamın çiftliğe girmesi yasak değil miydi? O kadar uğursuz, o kadar şuursuz bir kız işte bu Gülüzer. Al işte, itancomu hazırla. Gel. Hoş geldin Hüsnü Bey. Hoş bulduk kızım. Gel, gel yanıma otur. Otur, otur. Keyfini çıkar. Nasılsa seni burada son görüşümüz bugün. Bacım. Arkandan 40 gün yas tutacağım. Garanti. Fazla hırpalama kendini tatlım ya. Yavaş yavaş alışırsın yokluğuma. Mümtaz Beyciğim, başlayalım lütfen. Tabii Candan'ım. O nedir öyle? Mehmet Rıfat Bey'in sizlere mesajı Hayriye Hanım. Müsaadenizle. Canım karıcığım. Çocuklarım Tuğrul, Mine ve Gülüzer. Şimdi ben de aranızda olmayı çok isterdim. Sevdiklerinle olmak en büyük nimetmiş. Bana son günlerimde çok iyi baktınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah senden razı olsun. Oğlum nurlar içinde yattı. Güzel ailem. Size iyi kötü bir sürü anı bıraktım. Onlar sizde yaşayacaklar. En büyük pişmanlığım da benimle mezara gidecek. Gülizar, kızım, affet beni. Babalık yapamadım sana. Kanatlarımın altına alıp bir yuva veremedim. Bil ki gözüm açık gidiyorum bu yüzden. Ama eminim hepiniz benim yokluğumu hissettirmeden birbirinize bağlı bir aile olacaksınız. Çünkü aileler kanla değil, emekle, canla bağlanır. Anam, güzel anam. Varlığımın sebebi, ailemi bir arada tutacağını, onlara sahip çıkacağını biliyorum. Sana iyi bir evlat olamadım. Evlatlarıma da senin gibi iyi bir ata olamadım. Çok mahcup gidiyorum sana. Hala da vefasız oğlun olarak senden yardım bekliyorum. Karım, çocuklarım, toprağımı sana emanet anacığım. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun.
Helal olsun. E haydi avukat bey, bir an önce bitirelim şu iş. Acelen ne oğlum? Rahmetlinin anısına birazcık saygı göster. Belli oldu mu? Kime ne bırakmış? Duyamadım. Başçavuş Muazzez kovaladı. Aman bize ne? Siz işinize bakın. Birazdan çay kahve servisi isterler. Ay, yeme içme olmaz da kırma dökme bol olur. Bakalım hangisi indirecek camı çerçeveyi. Bence Tuğrul. Bak rahmetli biliyordu bunun kumarını. 5 kuruş bırakmadı söylüyorum size. İndirir evi tepemize. Ay bence Mine'ye hiçbir şey bırakmasın. Böyle buzlar kraliçesi hırsından elim elim erisin. Belki o zaman insanlığını hatırlar. Gülizar nasıl acaba? Saldırmasalar iyi kızı. Vallahi koyun gibi bekliyor öyle. Gidiyorlarmış. Kesin gidiyorlarmış. Ay ben onları çok sevdim ya. Çok tatlı insanlardı. Böyle sıcakkanlı sepetçi bir daha gelmez dünyaya. İçi dışı bir. Böyle sevgi dolu. Hoş. Bak Muazzez sesleniyor sana. Gel tapunu al diyor. Suadiye'deki ev Zara. Ya siz geçin dalganızı. Bence bir 5000 bıraktı bize. Nedir yani 5000? Sepetçilerin elinin kiri 5000. Tabii canım. Alem bu kız ya. Gel, gel buraya kız, gel. Al bakalım şunları. Bunu şey da döküp saçma kapı dinlerken. Çok alem kız ya. Mehmet Rıfat Bey'in üstüne bulunan bütün taşınmaz mallar ve menkul kıymetler kendi arzusu olarak saklı aklar saklı kalmak koşuluyla paylaştırılmıştır. Totalde hesaplanan malların merhumun eşi Candan Sepetçi'ye 1/4, nüfusunda kayıtlı evlatları Tuğrul, Mine ve Gülizar Sepetçi'ye geri kalan malların eşit olarak 1/3 bırakılmıştır. Gülizar Sepetçi mi? Lan bu ne be deli saçması? Ne diyorsunuz siz? Ben asla kabul etmem böyle bir şeyi. Yok artık. Babamın tek erkek evladı benim. Ben parayı mı alacağım? Tuğrul. Ne Tuğrul? Aa Tuğrul diyor. Ben de kabul etmiyorum böyle bir şey efendim. Hayır ya böyle bir şey olamaz. Ya ben babamın biricik kızıyım. Biricik kızı benim. Hayatında hep ben vardım. Hastalığında her şeyle ben ilgilendim ya. Bu mudur yani? Bu mudur adil olan? Evet, hep o yanındaydı. Neredeydi o? Neredeydi? Ben kabul etmiyorum, tamam mı? Verelim bu kıza 1 milyon, defol gitsin hayatımızdan. Evet, evet. Yani bence 1 milyon bile fazla ama... yani sizin gönlünüzden bu kopuyorsa verelim 1 milyon, tamam. Bitsin aynen, bu iş. Kimsenin itirazı yoksa işlemler bu şekilde devam edecek. Mümtaz Bey, lütfen siz bunlarla ilgilenin. Ne oldu mu? Ya susun, yeter. Madem rahmetli babanızın anısına hürmetiniz, saygınız yok, bari bana olsun. Oturun oturduğunuz yerde. Hak var, hukuk var. Mallar vasiyette açıklandığı gibi paylaştırılacak. Gülizar hakkını alacak. İtirazı olan karşısında beni bulur. Sen tarafını seçtin yani baba ne? O çoktan tarafını seçti oğlum. Çoktan, en başından tarafı belliydi onun. Ay bir susun. Tamam. Ben hiçbir şey istemiyorum. Alın parayı, ne yapıyorsanız yapın. Aa, aa lütfeder gibi. Kızım o paralar zaten bizim, bizim paralarımız. Gözü sok numarasına mı geçtin şimdi? Ay çok şık. Daha fazla para koparmaksa niyetin, avucunu yalarsın canım. Tipe bak, sokaktır ama bu yeni ya. Ne malın gözüymüşsün sen Gülizar. Tabii ya. Buradan çıkar çıkmaz mahkemeye gideceksin değil mi? Sonra gazetelerde boy boy fotoğraflar filan. Çünkü asıl derdin ünlü olmak senin. Hem şöhret hem para. Oh mis valla. Ayıptır, günahtır. Ayıptır, günahtır. Biraz utanın, utanın. Yeter. Aman valide hanım, aman. Adımızı kullanamazsın. Hanımlar, beyler. Beni dinler misiniz? Gülizar Hanım, dün itibariyle miras hakkından vazgeçmiştir. Gülizar. Evrak. Noter onayı. İşte burada.
Zühre abla, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayriye Hanım evde miydi? Evde de, avukatlar da burada, vasiyet açıklanıyor. Şok, şok! Ay, ay ne oldu kız? Söylesene. Gülizar mirası reddetti. 5 kuruş almayacakmış bunlardan. Ay deli ya, bir normal çıkmaz mı şu sepetçilerden? Bence haysiyet sahibi desek daha doğru olacak. Helal olsun ona. Kendine yakışanı yapmış. Evet, eğer herkes emin olduysa bana artık müsaade. Yorgan gitti, kavga bitti. Hayrını görün paranızın. Otur kızım, olmaz. Yırtar atarız biz o kağıdı. Olmaz öyle şey. Babanın kemikleri sızlar mezarında. Hakkını alacaksın. Bunun altından da kesin başka bir şey çıkacak Hayriye Hanım. O yüzden fazla yalvarmayın bence. Evet efendim. Bize müsaade. Evrak'ın bir kopyasını bırakıyorum. İyi günler. Ya ben sizi ikna etmek için daha ne yapabilirim? Öleyim mi? Ne istiyorsunuz benden ya? İstemiyorum paranızı, gideceğim diyorum. Arkamdan bir temizlik yaparsınız, pılımı pırtımı her şeyimi temizlersiniz, oh mis. Bak, sonradan gelip aç kaldım, sokakta kaldım, bana para verin falan deme. Avucunu yalarsın, haberin olsun. Sürünsen umurumda olmaz. Senin seçimin sonuçta. Ay siz kafayı yemişsiniz parayla. Her şey para mı ya? Ben bu yaşıma kadar parasız geldim. Ne oldu? Bakın, yaşıyorum. Bundan sonra da aslanlar gibi yaşamaya devam edeceğim. Paradan çok daha değerli şeyler var hayatta. Herkesi kendiniz gibi sanmayın. Ben buraya para için falan gelmedim. Ben buraya düzeninizi falan bozmaya da gelmedim. Ben buraya sadece babamı tanımaya gelmiştim. Başımda ne bir çatı vardı, ne de sırtımı yaslayabileceğim bir dağım vardı. O yüzden sağ olun. Bir çatı verdiniz bana. Benim karnımı doyurdunuz. Gerçekten ben bir an değişik sanmıştım. Bana zamanla alışırsınız sanmıştım. Beni sevmek kolay, kabullenmek zordur. Biliyorum. Son söyleyeceğimi ilk söylerim ben. Kalpten değil de bazen korkularımdan konuşurum. Çünkü benim ne bana sevgiyi paylaşmayı öğretecek bir annem, ne de güven alıp vermeyi öğretecek bir babam oldu. Gerçekten değişir sanmıştım. Bana alışırsınız falan sanmıştım. Baharınıza basarsınız sanmıştım. Ben yalnızca bir aile istemiştim. Yalnızca bir aile. Kuzum dur. Dokunaklıydı vallahi. Böyle birden aklım başıma geldi. Böyle kendimden utandım resmen ya. Sorma, benim de içim çok kötü oldu. Salak zannediyor bizi, geri zekalı. Onun tipinden, hareketlerinden belli ne oldu. Ah babanız.